Peki. Şimdi Ersin Aksoy orada diyor ki gazetecilerle kafa bulmak için kurduğunu söylüyor. Bir kere çok ayıp gerçekten. Yani karşınızdaki gazeteci her kim olursa olsun onunla kafa bulamazsınız. Tabii ki. Bu bir. İkincisi karşınızda bir duayen yani Fikret Bila var. Çok iyi bir gazeteci Barış Pehlivan var. Hepsi bedel ödemiş gazeteciler bunlar ve dik durmuş gazeteciler. Onlarla kafa bulmak da herhangi bir siyasetçiye de düşmez diye düşünüyorum. Ben meslektaşlarımla, meslektaşlarım için böyle konuşulduğunda da dayanamıyorum. Kusura yani. bakmayın, buyurun. Şöyle, tabii bütün bu e, karşı karşıya kaldığımız durum aslında son derece saygısız, özensiz bir tutumla e, karşı karşıya olduğumuzu bize gösteriyor e, Abdülhatif Şener özelinde. Dolayısıyla e, kişisel görüşüm şudur, anlattıklarından, Hatta e, sizin affınıza sığınarak söylüyorum. Saçmaladıklarından yola çıkarak şunu anlıyorum ki e, Abdülhatif Şener Erdoğan'a oy vermiş. Ve e, o programda e, önce başka bir şey söylüyor. Sonra e, belki programda söylediği bir yanlış olarak kabul edilecekken şimdi yeni açıklaması ise ondan daha kötü saygısızlık olarak kabul edecek bir açıklamayla e, sürece devam ediyor. E, dolayısıyla bu tutum e, kişisel olarak itibarını çok da önemsemediğimi açıklıkla ifade etmek isterim. Ama önemsediğim başka bir konu var. Cumhuriyet Halk Partisi 100. yılına giderken Türkiye'de karşıtlık oranının en düşük olduğu parti olmayı başarmıştı. Bu başarının arkasındaki nedenlerden biri de katılsak da katılmasak da beğensek de beğenmesek de ki benim katılmadığım veya beğenmediğim tarafları da var. Ama buna rağmen kapsayıcı bir siyaseti tercih etmesi bu sonucun önemli unsurlarından biriydi. O kapsayıcı siyaseti temsilen bir iki örnek verdiyseniz Abdülhatif Şener de bunlardan biriydi. Tam da aslında bu yaptığı ard arda saçmalık olarak da saygısızlık olarak buna da kabul ediyor, edeceğimiz tutumlar buna zarar veriyor. Dolayısıyla toplumsal kutuplaşma varsa bir ülkede siyasetçi için kolay olan, o kutuplaşma iklimin üstüne sörf tahtasını atıp dalganın üzerine gitmektir. Ama hem Sayın Kılıçdaroğlu hem muhalefet bloğu bunu tercih etmek yerine zor olanı seçti ve kapsayıcı siyasetin arkasından gitti. Tam da onu baltalayan, ona zarar veren bir durum yaratıyor Abdülhatif Çener'in bu tutumu. Kişisel itibarına ne olacağı zırnık umurumda değil ama verdiği zararı son derece önemsiyor.